Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün güzel bir yükseltme videosu yapıyoruz arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Şöyle içiniz bir rahatlasın ya. Büyü öğelerin gittiğini görün. içiniz ferahlasın arkadaşlar. Bu arada videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayınız. Şimdi güvenç hesabımız köy binası 14'te. Açıkçası buradaki hedefim bu köyü fullleyip kahramanlar, hayvanlar, savunmalar, ee, ne bileyim duvarlar, laboratuvar her şeyi fullleyeyim. Köy binası 14'te güzel bolca videolar çekelim istiyorum. Çünkü şimdi kahramanlar full değil, hayvanlar full değil. E bu doğrultuda sallılarımızdan da tam verim alamıyoruz arkadaşlar. O yüzden birazcık bu konuda bekleme taraftarıyım. Ve bunun dışında duvarları da yavaştan yükseltmeye başladım. Duvarlarım baya gerideydi. Bakınız şu alt tarafı baya doldurdum ve her şeyi buraya çektim. Yükseltmeye yaptığımın bütün duvarları buraya aldım arkadaşlar. Şimdi köyden kısaca bahsetmek gerekirse nasıl bir Güvenç köyümüz var? Arkadaşlar hayvan barınağımızda e, lassi artık full olmak üzere. Onu belirteyim. Onun dışında koca öküz 6 oluyor. Tek boynuzlu hatta 5. seviye. Baykuş full. Kahramanlara gelecek olursak burası bu şekilde. Kahramanlardan koruyucumuz full arkadaşlar. Kraliçemiz 68. seviye, barbar kral 60. seviye, kraliyet de 16. seviye. Yani koruyucu dışındaki diğer kahramanlara birazcık abanmamız lazım. Bu doğrultuda büyülü öğelerimize bakacak olursak büyülü öğelerimizde de güzel şeyler var. Bugün hepsini harcamayı planlıyorum açıkçası. Ve bir de madalyamız var. Az da olsa az olsun öz olsun olmasın ya daha fazla olsun değil mi kardeş? Şimdi yani her şeyde az olsun, öz olsun deriz insan babında falan filan ama madalya da öyle değil. Çok olsun, çok harcayalım değil mi? Şimdi e, burada 122 varmış. Şu an için büyü çekici alabiliyorum ama elimdeki diğerlerinden kullanınca inşaat çekici ve savaş çekici alabileceğim. Bu doğrultuda bakalım hangisini ön plana atacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Kare eksilimiz her şeye yeterli değil nasıl her şey yeterli değil arkadaşlar yani hayvan barınağındaki bir yükseltmeye yeterli değil Lassi 235 bin istiyor aslında benim aklımdaki fikir Lassi burada fulllemekti ama velakin 109 yeşil taşa bitirebilirim evet bunu yapabilirim ama şimdi buna gerek yok neden diye soracak olursanız şimdi ben bunu yeşil taşla bitirsem Lassi de çekici vursam benim elimde yükseltme yapacak kara eksir yok Anladınız mı? Bir de çünkü kitap kullanmamız gerekiyor. Bu doğrultuda şöyle bir başlangıç yapacağım. 209 bin kare eksirimiz var. Bu kare eksir kraliçeye yeterli değil. Kraliyet şampiyonuna yeterli değil. Barbar krala yeterli. Ve barbar kralın da tabii ki bitmesi gerekiyor. O da eşek başı değil yani. Köyü en iyi savunan savunma saldırıda da önde en iyi tanklayan ataklardan birisi. Bu doğrultuda hemen bir yükseltme yapıyorum. Kitabımla Barbar Kralı 61. seviyeye yükselttim ve buradan da Trabzon'a selam diyorum 61 plakadan dolayı. Şimdi Barbar Kralı harcadık. Kara iksiri bitirdik kardeş. Bakalım elimizde neler var. Elimizde bir laboratuvarlık bir hamle var. Ona geçelim. Buyurunuz laboratuvar ne durumda? Şimdi arkadaşlar iksirle basılacak neredeyse her şey bitti. Gördüğünüz gibi. Bir tek buradaki alev atıcı kaldı. Onun dışında kara eksir birlikleri kaldı. Kara eksir birlikleri beni zorluyor. Niye? Kahraman mı basayım, laboratuvar mı basayım, hayvan barınağında hayvan mı basayım? Ve güvenç köyündeyim, buraya da öyle aktif olarak sürekli girmemekteyim. Ha günlük 4-5 saldırım var. Amma ve lakin kara eksire yetmiyor kardeş. Şimdi buradan bir yükseltme yapalım bizim için. Ne önemlidir? Köy binası 14'te ne videosu çekebiliriz? Binici madenci çekilir mesela. Binicimiz max değil. Hep buz golem her orduya yatkın. Buz golemin süresi 16 günmüş. Binici 16 gün 6 saat. Valkyrie ne bileyim yani çok ihtiyaç yok. Ya ben burada birazcık binici madenci videosu çekmek için arkadaşlar binicinin maxlanmasını istiyorum ve çekicimi biniciden yana kullandım. Onun dışında burada şu an kara eksille basılacak herhangi bir hamlem yok e, çekicim de kalmadı. Hani bir çekiç daha alıp buradan bir bitirme daha yapabilirim. Ama açıkçası ben alacağım çekici arkadaşlar buradan inşaat çekicine vermek istiyorum. Çünkü bir an önce savunmaları fulliyim. Şu an iksirle duvar basabiliyorum. Çünkü iksirle basabileceğim bir şey kalmadı. Altınla basılacak şeyleri de bitireyim ki bir an önce altınlarla da duvar basayım. Çünkü duvarlar çok yerde abi köyü toparlamam için duvar basmam lazım. O yüzden böyle bir şey yaptım. Laboratuvar birazcık es geçeceğim ve e, savunma bitirmeye odaklanacağım. Kara eksili bir ara kastığımızda hallederiz. Şimdi gelelim bir tane kahraman çekicini neye kullanacağımıza. Kraliçe 68. Ya kraliçeyi kullanacağım ya da kraliyete kullanacağım. Kraliyet 6 gün 18 saat istiyormuş. Kraliçe 6 gün 18 saat. Bir fark yok. Ama kraliçe 68'e kadar gelmiş. Maxlanmaya daha yakın. O yüzden kraliçeden yana kullandım. Evet kraliçemizde şu an 69. seviye 60 durumdayız. Artık kahramanlarla vesaire yapacağımız bir işlem kalmadı. Ha, unutmadan şu elimizdeki iksiri de harcamak adına laboratuvara girelim. Şu alev atıcıyı da bir basalım arkadaşlar. Laboratuvar boş kalmasın. 13 günlük bir yükseltmemiz var. Allah'a emanetsin laboratuvar. 13 gün görüşmeyelim senden. Şimdi gelecek olursak savunmalara bir bakalım. Abicim en önemli savunmalardan neler var? Xeyi vardı bak gözüme çarptı bir de Cehennem Kulesi var. Ben şu Cehennem Kulesini bir gıylayayım. Cehennem Kulesi fazla gün istiyor arkadaşlar. 18 günlük bir yükseltme var. Şu Cehennem Kulesi bir bitsin. Klan savaşında falan da destek atmış olur. Onun dışında baktığımızda diğer Cehennem Kulelerinin de max olduğunu görüyoruz değil mi? Sayın seyirciler. Diğer cehennem değilmiş tamam hava bombası basmışız. Bak köye fazla girmediğim nasıl belli oluyor hep tuzak basmışım. <laughs> Şimdi girelim şuradan tekrardan bir inşaat çekicimizi alalım ve artık madalyamızı elveda diyelim. İki tane kaldı çünkü. Şimdiki etapta hangi savunmayı basacağız? Çekiç ile. Ee, ilk sayılarını fulleme taraftarıyım çünkü belediye basmayacağız. Bomba kulesi 17 milyon 500 kardeş o da fazlaymış. Ama 17 gün. XE'nin günü daha fazlaydı diye hatırlıyorum. Bir bakalım. aynı. 18 günlük bir yükseltme. Buyurunuz bir adet XE'mizi de fulllemiş olalım hayırlısıyla. Bunu da tamamladığımıza göre büyü öğelerimize bir bakalım arkadaşlar. Büyül öğelerimizde şu an kullanacağımız herhangi bir şey kalmadı. Değil mi? Ama bir tane kitap yakışırdı. Çünkü altın rünü kullanamayacağım yoksa. Elimde kalacak. Abicim girelim şuraya haftalık fırsatlar diyor. Burada bir inşaat kitabı varmış. Yeşil taşı ne yapayım abi? Bu hesapta kostüm almak mantıklı değil. Çünkü köy max değil daha. Köyün max olsa gideyim alayım ama yeşil taşımıza bir abanalım ve inşaat kitabını alalım. Hatta yanına bir kahraman kitabı da çekesim var. Şimdi çekmeyeceğim. Çünkü kullanacak kara eksilim yok arkadaşlar. Gelelim abicim köy bir anda uçuşa geçmedi mi? Bak ilk zeyni bastım kitabı vurdum. Bu kitaptır, çekiçtir, ründür. Bu süperselin, saygıdeğer süperselin bizlere vermiş olduğu bir veli nimettir. Köyümüzü hızlı fullemek adına. Bak bir anda savunmalar cincik oldu abi. Ağır savunmalar bitti. Şimdi elimde bir şey kalmadı. Bir tane rün var. Şu rünü bir basayım. Rünü bastığıma göre yeşil taşımda birazcık düşük geldi. Ee, şuradan bir güç iksiri satayım. Bir tane daha güç iksiri satayım. Üç tane de cepte kalsın. Video çekeriz ederiz. Ne bileyim buz golem max olsun isterim. Valkyrie max olsun isterim. Kullanırım. Altını fulledik. Şimdi bir adet daha savunma basıp ekmeğimize bakacağız. Videomuzu sonlandıracağız ama bir savunmalara bakalım. Savunmalar mesela bomba kulesi basacak olsak 17 milyon 500 diyor. Büyücü kulesi 17 milyon 200. .000. Genellikle elimde 2,5 K altın kalacak. En yakın inşaatçı ne zaman? Bir gün 9 saat. Kasarım. Ben o süre zarfında ganimetimi kasarım. O yüzden ne yapacağım? Birazcık şuradaki duvarlara destek atacağım abi. Duvar yüzüğümüz de var. Şimdi şunlara iki gidiyormuş. İki gidenden basalım. Fazla basalım. Şuradan bastık. Bir tane şu arada kaldı. Duvar yüzüklerinde an itibariyle harcamış bulundum. Sonuncuyu da bastım. Evet. Buradan biraz duvar yükselttik. Şimdi bu görüntüyü yükseltmek adına elimde iksirle basılacak bir şey yok. Artık dediğim gibi duvarlara abanıyorum. 4 milyonluk bir tane duvar bastım. Ee, 4 milyonluk bir tane duvar basarsam 16 milyon kalır. 16 milyonla da basacağımız çok bir savunma kalmamış. Tuzaklar falan filan var. E biz ne yapalım? 2 milyonluk basalım. Şöyle bir tane 2 milyonluk bastık. 18K cepte kalsın. Bir tane de gelelim buradan bir savunma basalım. Ne basalım abi? bomba kuleleri. Şimdi liglere katılıyoruz. Liglerden çekiçler geliyor. Yani madalyalar geliyor ve çekiç alıyoruz. E savunma yükseltmek istediğim için ben genellikle sizin de aklınızda olsun şöyle bir taktik yapıyorum. Mesela bak şu an köyde en fazla savunma isteyen bomba kulesi var. 17 günlük. Zaman önemli arkadaşlar. Zamandan kar edin. Büyücü kulesi de bak 17 gün. E şimdi ben diğer ağır savunmaları bastığıma göre değil mi? Ağır savunmaları bastığıma göre çekiç vuracağım en mantıklı savunmalar bomba kulesi ve büyücü kulesi. E ben elimdeki altını bunlara harcamayayım. İleride çekiçle bitiririm. E ben ne basayım mesela? Gizli testte basabilirim. Ama gizli testte de 17 günmüş. Bunu da basmayalım. <laughs> altını düşük ama. Şimdi havan var, top var. Oh bak. 16 gün 6 saat. En azından bir 18 saatlik karımız var abi. Kar kardır. Zaman çok önemli. Ganimet kasılıyor ama zaman bu şekilde kasılmıyor. Okçu Kulesi basacağım abi. Topu geçtim. Okçu Kulesi'nde bastım. 1,5 milyon altınım kaldı. Köy cincik oldu. Vallahi billahi köy cincik oldu. Hızlı bir şekilde duvarları da bastığım takdirde bu köy çok yakın zamanda çok güzel yerlere gelecek. Evet videomuzun sonuna geldik. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.